Sabah sabah gözümü bir açtım. Böyle aslında haftaya da güzel başlamıştım. Daha pazartesiden Cuma'nın videosunu falan çektim mesela. Kafam rahattı, böyle eğlendim, hatta videoyu çekerken izleyeceksiniz. Daha sonra bugün aslında hani işim biraz daha rahat. Belki Lilo TV videosu hazırlarım, belki ne bileyim başka bir şey yaparım falan diye oturdum. Ama aslında bahsi geçen bir olay var, birkaç gündür herhalde, değil mi? Kaç gün oldu? Yaşlı gibi gözlerimi kısıp 18 Kasım, şu an 21'i. 18 Kasım'da biz bunun dalgasını geçtik ve bitti gitti diye düşünüyordum ama öyle olmamış. Bir tane sanatçı marjinallikle sınanmış gördüğüm kadarıyla. Ve insanlara böyle bir anda çok ters konuşmaya başlamış ve o yüzden de bayağı bir hani ilginç bir şeyler olmuş. Ona bakacağım, gelin hemen başlayalım. Şimdi normalde tabii böyle ek videolar falan yapmıyorum ama neyse böyle bir içime oturdu be. Yani böyle okudum, hoşuma gitmedi. Kapattım, içeri gittim, çayımı falan aldım. Hala aklımda, ya bunun böyle olmaması lazımdı. Bilmeyenler için hemen ilk tweet'i okuyorum. Düğün yapmadan evlendik. Hatta resmi nikahımıza bebeğimiz kucağımızda gittik. Garip gelecek ama yüzüğümüz bile yok. Özetle birlikteliğimiz toplum beklentisi karşılamayacak aksaklıklarla dolu, fakat birimizin dokunmadan diğerimizin sarılarak çaldığı acayip enstrümanları ve bunlarla yapılmış besteleri var. 10 yıllar sonra geri dönüp bakma şansına erişirsek eğer, düğün videosundan, balayı albümünden veya türlü türlü evlilik angaryalarından daha kıymetli tercihler ettiğimizi görebiliriz umarım. Bu lafı bir kız söyleseydi ağzına sıçılmıştı. Ben diğer kızlar gibi değilim. İşte pik mi falan bir sürü laf sayarlardı. İşte hani aferin kına yak, bokunu ye falan bir sürü laf söylerlerdi. Eminim yani. Eleman resmen kendi tercihlerinin diğer insanlardan, böyle hani çoğunluk olarak görülen insanların tercihlerinden çok daha kıymetli olduğunu, kendisi de öyle yazmış, daha kıymetli tercihler diye, daha kıymetli olduğunu söylüyor ve yaptıklarının diğer insanlara garip gelecek olarak adlandırıyor. Ama çoğu insana da pek garip gelmemiş bu yaşananlar, yani falan demişler. Yani bunda bir gariplik yok. Yani çocuk olduktan sonra da nikah kıyabilirsin, bunda bir gariplik yok. Veya enstrüman çalman garip bir şey değil. Veya işte hani insanların öncelikleri kendine göre değişebilir ve sen de bir hani sanatçı olarak tercihlerini bu şekilde kullanmış olabilirsin. Yüzük almak yerine ne bileyim enstrüman almış olabilirsin. Bunlar normal, abartı farklılıklar değil. Sonuçta gidip evlenmişsin diyorlar, tamam mı? Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Çoğunlukla hani böyle bir muhafazakarlık taşıyan insanların, ya biz sizler gibi değiliz, ben sevdiğim insanla evlendim muhabbeti önceki videoda da konuşmuştuk ya. Abi gidip evleniyorsunuz yine. Yani bu gidip evlenmeniz evlilik konusunda, evlilik kurumunun devamında muhafazakarlığın bir yansıması yani. Farklı olmak zorunda değil. Senin tercihlerin diğer insanların tercihlerinden daha kıymetli gibi görünmek zorunda değil. Tabii ki sana öyle gelebilir ama yani diğer insanlar senin tercihlerini daha kıymetli görmek zorunda değil. Sen nasıl başka insanların tercihlerini, işte ne bileyim balayı albümünü, ne bileyim düğün videosunu kıymetli bir tercih olarak görmüyorsun? Kimse de senin tercihini kıymetli olarak görmek zorunda değil. Bayağı bir bilendiler bunlar. İşte karı koca millete bayağı bir salladılar. Yani belalar okuyorlar, hakaret ediyorlar ve başka başka şeyler söylüyorlar. İşte sen beni anlamadın falan gibi. Ve ikinci bir açıklamayla sıçtıklarını sıvıyorlar. Ben hep şey diyorum ya, bir insan bir açıklama yapıyorsa tamam, yani insanlar anlamadıysa anlamadı veya kendi derdini anlatamadıysan anlatamadın. İkinci açıklamayı niye yapıyorsun? Bak ben her zaman orada tıkanıp kalıyorum yani. Çünkü bu ikinci açıklama her zaman daha beter oluyor. Yapmayın abi, yapmayın işte. Açıklamak zorunda değilsin kendini. Tamam, bir şey söylemişsin, bir videonu paylaşmışsın. Muhtemelen insanlar daha çok izlesin, dinlesin diye birazcık böyle olayları fişteklemişsin. Tamam eyvallah, ama yani bırak orada. Daha açıklama kendini. Bırak ya, söyleme. Hiçbir şey söylemeseydi var ya, bunları destekleyen çok fazla insan vardı şu anda. Yani işte kendilerine göre bir hayat yaşıyorlar falan diye savunuyorlardı bu insanları. Ama söylediği şeye hemen gelin bir bakalım. Haziran şöyle bir şey yazmış. Tipik heteroseksüel orta sınıf bir çift olarak evlenip çocuk yapmışsınız. İşte bırakın marjinallikte başkalarına kalsın yav demiş. Tercihlerimiz daha kıymetli. Umarım seneler sonra da daha kıymetli olduğunu görürüz. İşte belki size garip gelecek ama falan. Bir nikah yüzüğümüz bile yok. Çocuğumuz kucağımızda nikah salonuna gittik. Halbuki böyle bir 500 bin kişi falan aynı şekilde gitmiştir. Ya da ne bileyim hamile kaldığı için nikah kıyanlar falan.
Marjinal olmak zorunda değilsiniz. Marjinallik bu değil. Olmadı zaten. Ayrımcılık görmek güzel bir şey değil. Yani insanların hakaretine uğramak güzel bir şey değil. Cinsel yönelimleri farklı oldu diye bu şekilde tepkiler görmek, dayak yemek iyi bir şey değil. Irkından dolayı, mezhebinden dolayı ayrımcılık görmek güzel bir şey değil. Marjinal olmak güzel bir şey değil. Haziran'ın bu şekilde aslında marjinallik başkasına kalsın demesindeki sebep de bence o yani. Sen hani herhangi bir ayrımcılık görmedin, hayatında kimse gelip sana sırf cinsel yönelimi farklı diye joblarla vurmadı. Yani Haziran'ın da sayfasına bakabilirsiniz zaten. Gelen cevap şu, bu hesaba göre, şunlar da böyle konuşuyor aynen tavırda bu. Bu hesaba göre marjinal sayılmanın birinci şartı homoseksüel olmak. Hiç öyle bir şey söylememiş. Çoğu veganda da aynı trip var. Veganlık ne alaka? Hem cinsine kerkinerek, bakın bu laf, hem cinsine kerkinerek veya seçtiği bir grup besini tüketmeyerek aykırı olabileceğine inanmış tiplerden sanki öyle bir iddiam varmış gibi marjinallik dersi alıyoruz dünden beri. Belki size garip gelecek ama, daha kıymetli tercihler ama, ben sizin gibi yapmadım ama, ondan sonra da öyle bir iddiam varmış gibi. Ben sizlerden farklıyım demek yeterince bu iddiam varmış gibi durmuyor mu sana? Kavramalar için daha net konuşayım. Bir de böyle tipler çıktı. Allah'ım, bir de böyle tipler çıktı. Cümleyi bir türlü bitiremiyorum. Kusura bakmayın ama araya sokmam lazım. Yani gerçekten internette hepiniz geri zekalısınız. Siz benim ne söylediğimi anlamıyorsunuz tipi o kadar çok fazla ki. Ya mesela bu şeyde de var. Canlı yayın yapıyorlar, tamam mı? Canlı yayında hani mesela dinliyorum, ben izlemiyorum veya işte chat'i de okumuyorum. Herkes de chat'i takip etmiyor, tamam mı? İşte o kişi ne söyleyecek onu dinlemek istiyorum o sırada. Şey yapıyorlar bir anda böyle. Ben sana onu sorma demedim mi? Abi niye bağırıyorsun? Ne var? Yani ben mesela takip etmeyen birisi olarak Allah Allah diyorum, ne oldu orada? Yani sürekli böyle bir insanlara işte onu sormayın. Ben size söyledim, onu sormayın, bunu yapmayın. Burada da aynı tavır var. Kavramalar için daha net konuşayım. Çünkü sen gerizekalısın, en başta anlamadın. Bir daha açıklayayım ben sana kendimi. Ben bu ülke ortalaması üzerinde muhafazakarım aslında. Öylesin zaten, evet. Muhafazakarsın. Ama çıkıp da işte diğer insanları böyle ya bizim de tercihlerimiz sizinkinden farklıydı. O yüzden anlamazsınız belki ama falan deyince kendinle çelişmiş oluyorsun. Yapıp edip ondan sonra muhafazakarım. Biz zaten biliyorduk. En başta insanlar sana muhafazakarsın dedi yani. En başta dedi. Hippilerden, hümanistlerden ve hatta solculardan hiç haz etmem. Onlar da senden haz etmiyor, merak etme. Çoğunluğun marjinal olma çabası diye yorumladığı şey benim şahsiyetli bir hayata ulaşma idealimden başka bir gaye değil. İkisini birbirine karıştıran kitlerin bocalamasını da son derece olağan buluyorum. Sanki karıştıran kendisi değil. Sanki böyle bir öyle söyleyip bir böyle söyleyen kendisi değil. Yalnızca 500-600 kişilik bir okur kitlem var ve onlarla dertleşir gibi yazdığım paylaşımları o gevşek ağzınıza sakız edecekseniz takipte kalın. Marjinal hayatınıza daha çok meşgale çıkar bundan. Hat bildiriş ve kapanış. Belki size garip gelecek ama bizim bir nikah yüzüğümüz bile yok. Daha kıymetli tercihlerimiz var hayatta derken gayet insanlardan farklısın. İnsanlar o kadar da farklı değilsiniz deyince arkadaşım ben muhafazakarım ya, ben hiç zaten solculardan hoşlanmam. Fırıldak maç. O kadar muhafazakardın madem, niye o zaman nikah çocuktan sonra kıyıyorsun karına? Birçok insana göre de muhafazakar değilsin yani şu yaptığın hareketle, ama neyse. Kime anlayacağını şaşırmış gibi durmuyor mu biraz burada? Biraz öyle bir arada kalmışlık seziyorum. Ama yani şaşırmıyorum da, yani bu tip insanlar da çok var, bu arada kalmışlık. Hiç kimseyi yaralamazlar. Çünkü olmadıkları bir şey gibi davranma çabaları en başta işte. Benim kıymetli tercihlerim, siz anlamazsınız belki ama tavrı. Ondan sonra onlardan eleştirilince ya o kadar da büyük bir olay deyince kudurmak ve sonra ben muhafazakarım ya, ben solculardan hoşlanmam. Şahsiyetli bir hayata ulaşma ideali. Ülküm, gayem. Yani ne marjinalsiniz ne muhafazakarsınız. Tam olarak ortada bir insansınız ama işte bu ortada olmak neyse size bayağı bir koyuyor yani. Normal olmak neyse size bayağı bir koyuyor. Yani bilmiyorum, garip geliyor bana. Hem cinsine kerkinmek ne demek ya? Sen nasıl bir insansın da böyle bir laf kullanabiliyorsun başkasına karşı? Hem cinsine kerkinmek. Böyle bir laf söyledi ya bu adam. Git sen nikah dışı hamile bıraktın karına kerkin. Muhafazakar Türk erkeği. Bunlar böyle geher geher bu kadar gevşek bir biçimde çıkıp insanlara hakaret edebiliyor. Lanet olsun ya, lanet olsun gerçekten. Lanet olsun. Ne güzel başlamıştım haftaya be. Canım sıktılar. Neyse. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar, çok uzatmayayım. Yeterince uzattım zaten. Kendinize iyi bakın. Hadi ben gideyim, pizza gelsin.